Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir programla yeniden beraber oluyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemimiz hızlı demek bile az kalıyor nitelemede bunu. Çok sarsıcı adımlarla sıçramalı bir şekilde ilerliyor dünya ve Türkiye belli bir yerlere. Tam olarak belli değil veya biz tam olarak bilmiyoruz. En son tabii Türkiye büyük bir seçim şok demeyelim ama ciddi ve sarsıcı sonuçları olan bir seçim yaşadı. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi CHP büyük bir başarı kazandı. AK Parti veya AKP veya AKP'ye dönüşmüş olan AK Parti büyük bir yenilgi aldı, kaybetti. Seçimleri kaybetti. Bariz bir farkla kaybetti. Yani oyları düştü. Ortağı olan, küçük ortağı olan iktidarın ya her ne kadar bir koalisyon hükümeti söz konusu olmasa da Cumhur İttifakı'nda beraber olduğu MHP de çok ciddi bir oy düşüşü yaşadı. CHP ise Bülent Ecevit'in o yüksek karizmasıyla ve Kıbrıs Fatihi olmanın da verdiği rüzgarla, onun rüzgarıyla 1977 seçimlerinde aldığı oya yakın bir yaklaştı gibi neredeyse çok belki o %42'ydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani bu tabii %37 rakamı ciddi bir rakam, ciddi bir oy oranı. Tahmin edenler de oldu, az sayıda da olsa tahmin eden oldu. Yani bayağı bir farkla AK Parti'nin AKP'nin seçim kaybedeceğini söyleyenler oldu. Şu anda Türkiye bundan sonra belki kısıtlı çevrelerde, sınırlı çevrelerde özel bazı mahfillerde konuşulan AKP sonrası, Tayyip Erdoğan sonrasını daha genel ve geniş çevreler, kitleler, aydınlar konuşmaya başlayacak. Bu seçimin bir sonucu bu. Yani bundan sonrasında, bunun sonrasında 20 küsur yıla ulaşan ya yani neredeyse çeyrek yüzyıla dayanan AK Parti iktidarının, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sonrası, Tayyip Erdoğan sonrası ne olur, nasıl olur? Bunun üzerine fikir üretilecek gibi gözüküyor. Efendim bu sonrası doğrudan CHP olabilir mi? Ve CHP olursa nasıl olur? CHP bir, hemen şunu söylemek lazım. AK Parti'nin açtığı yani belediyecilik tabii bazında şu anda sadece yerel yönetimler bir merkezi yönetim söz konusu değil elbette. AKP belediyelerinin herkesin neredeyse AK Partilerin kendilerinin dahi şikayet ettiği efendim ranta dayalı belli bir zümreyi zengin etmeye dayalı, onlara kazandırmaya dayalı bir belediyecilik anlayışının dışında haricinde nasıl söyleyelim sol perspektifle bir halkçı belediyecilik anlayışı ve pratiği ortaya koyabilecek mi? Bunu göreceğiz. Tabii bunun sonrasında şayet bir merkezi iktidara talip olunacaksa efendim başkanlık seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu sadece Mustafa Kemal'in askerleri izlemekle olmaz. Hani Atatürkçülük takip ediliyorsa da ki aslında CHP'de Atatürkçü kesimlerden ziyade muhtelif klikler, sol klikler, efendim Alevi klikler, ulusalcılar, şunlar bunlar böyle CHP'nin de garip bir parti yapısı vardır. Bu kurultaylarda sonu gelmez tartışmalar biraz da belki ondan olmaktadır. Bundan sonra da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekibi ne derece bunları sona erdirebilecektir, iktidar yürüyüşüne gireceklerse şayet. Bunu da yaşayıp göreceğiz. Ama CHP'nin yapması gereken efendim altı oku Atatürkçülüğü bugüne update edebilmek. Peki buraya nasıl gelindi? Önce bu noktada da bir şey söyleyelim. Esasen şimdi belki unutuldu ama 90'lı yıllarda hatta ki 2000'li yıllarında da 2010 yılına kadar Türkiye'de uzun yıllar 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda rejimin, Türkiye'nin yakın tarihinin ve bu bağlamda da
Kemalizmin sert bir eleştiriye, kapsamlı çok yönlü bir eleştiriye, sorgulamaya, sistematik sorgulamaya tabi tutulmasının neticesinde aslında bugünkü gibi, bu şu an belki bu hatırlanmıyor ama bugünkü gibi yani Kemalizme genel ve yaygın bir yönelme, sarılma, onu yeniden bir kurtuluş ideolojisi olarak görme, benimseme durumu esasen mevcut değildi. Mevcut değildi ve doğrudan doğruya ben Kemalistim diye ortada olan aydınların sayısı bile oldukça azdı aslında, azalmıştı. Şimdi bu hatırlanmamakla beraber bu böyle 20 yıllık AK Parti pratiği ve bazı kimselerin hadiseyi bir fikir mücadelesinin dışında, eleştirinin dışında tarihe mal olmuş şahsiyetlerin şahsi özel hayatlarını da diyelim, şahsiyetlerini, özel hayatlarını, şusunu busunu yani fikirle, tarih ile efendim dün veya bugüne dair bir eleştiri ortaya koymaktan ziyade hadiseyi bir karalama kampanyası haline dönüştürmeleri ve tabii bugünkü yenilgi esasen söylendiği gibi sadece yani Tayyip Erdoğan öyle bir şey de söylüyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pahalılık enflasyon neticesi değildir aslında, çok şeyin birleşimidir ve bileşkesidir. O neticede sonuçtur. AK Parti'nin AKP'ye dönüşmesidir özetle belki. Bunun haricinde işte neredeyse AK Parti etrafında bir İslamcı, İslami burjuvazinin oluşması, oluşturulması sürecidir. Ha, şu söylenebilir. Türkiye'de bu Osmanlı'nın son döneminden beri, evvelden beri vardır. Aslında Osmanlı'da da böyleydi. Bir takım insanlar zengin olabilmekteydi. Devlet bazen de bunları geri alabilmekteydi müsaade yolu ile. Ancak İttihat Terakki'den sonra bir izle burjuvazi, dışa bağımlı burjuvazi, komprador denilebilecek burjuvazi ağırlıklı olarak ekolliyetten oluştuğu için çünkü Türklerin ticarette pek irtibatları yoktu. Osmanlı bunu teşvik de etmemekteydi zaten. Bu noktada işte Rumların, Yahudilerin, Ermenilerin Rumlar önü açılmaktaydı. Devlet-i Aliye yani Osmanlı güçten düştükten sonra da bu unsurlar emperyalist devletlerle, zümrelerle, ailelerle ilişkiye ve işbirliğine, irtibata girdikleri vakit Türkiye'nin aleyhine döndüler. Esasen Türkiye'deki kriptolar meselesi de bununla irtibatlıdır. Çünkü bu zümrelerin ve bir takım kripto zümrelerin de diyelim kesimlerin devlet-i aliye bürokrasisi içinde de zaten yerleri, etkileri vardı. Bunlar sonrasında Türkiye'nin bizlerin aleyhine döndü. Böyle bir vaziyet oluştu. Her neyse şimdi bu açıdan şunu söylüyoruz. Bu burjuvaziye karşı İttihat Terakki özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında Kara Kemal İAŞ nazırıydı. Onlar Müslüman unsurlara dayalı bir burjuvazinin gelişmesinin önünü açtılar. Önünü açtılar. Cumhuriyette de bu siyaset devam ettirildi, iktisadi siyaset. Bir milli burjuvazi oluşturma siyaseti. Bu durumda bu hem teşvik edildi hem kaynak aktarıldı. Bir manada da belki bazı kişilere ve ailelere emaneten para verildi. Yani aslında bazı büyük holdingler, aileler falan Türkiye'de devletin iktisadi hayattaki uzantısı gibidir. Şimdi bu aslında yani bu AK Parti'nin veya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi buluşu icadı ilk olarak uygulanan bir siyaset değil aslında. Yani bu daha önceden de var. Böyle bir iktisadi siyaset, bir tavır tutum olarak. Ancak yani işte bu parayla gelen bu türden bir ilişki doğal olarak Türkiye İslamcılığının kendi prensip ve ideallerinde bir aşınmayı beraberinde getirdi. Olan budur. Bu tabii halktaki yoksullukla bir arada ele alındığında ki Tayyip Erdoğan'ın yüksek popülaritesinin, karizmasının aslında en büyük dayanağı geniş kitlelerin onu kendinden biri olarak görmeleridir. Bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene, 25 sene öncesinde özellikle belediye reisliği zamanında görmeleridir. Bunun giderek aşılması ve dahi ortadan kalkması belki de
Aslında bu biraz da gecikmiş bir yenilgi. Çünkü işte 15 Temmuz ve sonrası güvenlik eksenli bazı söylemler Türkiye'de bir beka problemi olduğu ve gerçekten alternatifinin de olmadığı şeklinde ki yapılan propaganda medya ve sosyal medya üzerinden bir miktar etkili oldu. Ancak bu medya ve sosyal medya üzerinden geliştirilen bu söylem ve propaganda teknikleri bir noktadan sonra aslında etkisiz hale geliyor ve belki de ters tepiyor. Onu da söyleyelim. Yaşanan, alınan sonuçta bunun da payı var. Tabii bir de burada şunu söylemek lazım. İki hususu. Birincisi burada CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük rolü var. Kemal Kılıçdaroğlu sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki altılı masa çalışmalarıyla değil, uzun süredir merkez sağ seçmene dönük söylem ve siyasetiyle aslında CHP'nin bugünkü başarıya ulaşmasında önemli bir rolü oldu. Bunu söylemek lazım. Muhakkak CHP'nin bugünkü idarecileri, yöneticileri, işte Başkanı Özgür Özel falan da bunun farkında olması lazım mutlaka. Bir de tabii dikkat çekici bir şey var, birkaç şey. Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın seçimden önce emeklilere emekli maaşlarında Temmuz'da bir ayarlama yapılacağını söylemesi, bugünden bir zam yapmaması oldukça düşündürücü. Yani yeniden refahla neden ve nasıl bir beraberlik olamadığı, gerçi yeniden refah farklı bir strateji izledi yani hani o da var ama bu da ilginç. Hiçbir şaibe olmadı seçimde yani hani hiçbir yani şurada şu oldu burada bu oldu falan gibisinden bazı asayiş problemleri belki çok sınırlıdır orada olmakla beraber şaibesiz bir seçim oldu. Katılım oranı düşük olsa bile bunlar not edilmesi gereken hususlar. Bundan sonrasında işte dediğimiz gibi CHP belediyelerde sol perspektifle halka yakın, halka hizmet eden bir yerel yönetim politikası geliştirebilecek mi uygulamaları? AK Parti AKP olmaktan çıkıp yeniden AK Parti'ye dönüşebilir mi? Ki bu da zor çünkü iktisadi sorunlar var. İsrail meselesi ki çok oy kaybettirdi AKP'ye. Gazze meselesi ki o devam etmekte edecek gibi gözükmekte. Dünyanın durumu zaten sıkıntılı. Türkiye'nin ekonomisi 3-5 ayda düzelecek gibi değil. Bu durumda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi bir erken seçimde mümkündür denmekte. Anayasaya göre normal süresini tamamlarsa yeniden aday olabilmesi çok mümkün gözükmemekte. Erken seçim ihtimali bu durumda biraz zor kararı alınması. Çünkü yakın dönemde hadisenin toparlanması iktisadi siyasi olarak çok kolay değil. Normal süresi tamamlanırsa da Cumhurbaşkanlığının zaten Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması söz konusu değil gibi gözükmekte. Şimdi tüm bunlar toplanınca tabii bir de son dönemde bir maden faciası olmuştu. Gündem değiştiği için bunlar unutuluyor gibi gözükmekte ama bu demek ki bireylerin ve toplumun zihninde ve hissiyatında böyle bir birikim oluşturdu ve toplamda da böyle bir netice alındı. Bir de tabii şöyle bir husus var. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin şahsında süre gelen çatışmanın daha önce de söylemeye çalıştım. Bir uluslararası arka planı muhtemelen olması lazım. Muhtemelen olması lazım. Türkiye'de Avrupa'nın ağırlığı son dönemde özellikle epey azalmıştı. Yani CHP'nin bu şekilde kazanması biraz da Avrupa'nın yeniden ağırlık koyması anlamına gelir. Ama bunu da bir başka çalışmada belki daha detaylı incelemek, izah etmek gereklidir diyerek hepinize saygılar sunuyor ve programı sonlandırıyoruz.